İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Atatürk konusundayız şimdi. Mustafa Kemal Atatürk hakkında neler biliyorsunuz? Ülkemizi düşmanlardan kurtardığını ve bize yenilikler yaptığını biliyoruz. Şeklinde çocuğumuz ne biliyoruz artık Atatürk bilgili söyletiriz. Hemen Ali ve Ayşe kitap okumayı çok seviyorlar. Okuduklarını birbirlerine anlatıyorlar. 1- bir, Ayşe benim kitabımda Atatürk anlatılıyor. Bunu Ali söylüyor tabii ki. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendiymiş diyor. 1881 yılında Selanik'te doğmuş. Selanik şehrinin ismi. Atatürk çok başarılı bir öğrenciymiş. Öğretmenleri onu çok severmiş. Aa bak Atatürk de kitap okumayı çok severmiş. Tıpkı bizim gibi. Diyor. Bakın resimde de zaten gösteriyor. Evet biz de okuyup çok başarılı olmalıyız diyor. Ali ve Ayşe ne yapıyor? Okudukları kitaplardan okuduklarından bahsediyorlar. Hemen geçiyoruz. Atatürk asker olmak istiyormuş. Bu yüzden askeri okula gitmiş. Okulu bitirip asker olmuş. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için savaşlara katılmış. Evet Atatürk'ün yaptığı en büyük şey. Atatürk'ün liderliğinde savaşları kazanmışız. Atatürk'ün vatanını çok sevmiş, vatanı için çok çalışmış. Evet, gerçekten böyle. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini kapadı. Atatürk'ün anıt mezarı anıt kabirdir. Anıt kabri başkentimiz Ankara'dadır diye burada da resmini de koymuş. Atatürk'ün yeniliklerini de unutmamamız lazım. Ülkemizi kuruyor, aynı zamanda yenilikler de yapıyor. Hemen birinci etkinliğe gelelim. Diyor ki vatan ve lider denince aklınıza gelenleri yazalım diyor. Şimdi buraya vatan denince şunlardan bir tanesini çalışkan, zeki, dürüst, bilgili diyebiliriz. Şu bilgiyi de bayrak diyelim. Çünkü vatan denince de aklımıza ne gelir? Bayrak gelir değil mi? Onun için bayrak diyelim. Zeki, yardımsever diyebiliriz. Dürüst diyebiliriz kelime çantamızı ne yapıyoruz? Böylelikle geliştirmiş oluyoruz. Haydi diye kelimeler cümleler yazalım. Vatan vatanım Türkiye'dir. T büyük kesme işaretiyle ayrılmış. Lider yol gösterir dedik. Onun için de cümlede kullanmış olduk böylelikle. Şimdi gelin Üçüncü etkinliğe geldiğimiz zaman bakın Atatürk'ün askeri bir fotoğrafı var. Asker Zübeyde Hanım annesinin resmi var. Ali Rıza Efendi var. Bakın Ali Rıza Efendi var burada. Onun resmi var ve Selanik'te doğduğu ev şu anda Yunanistan'da bulunan Selanik şehri'ndeki evi. Atatürk'ün doğduğu ev. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Babasının adı Ali Rıza Bey'dir. Atatürk asker olmak istiyordu. Bunun için çok çalıştı ve başardı. Çünkü asker olmak kolay bir meslek değil. Hem okuması hem de olması zor. Dördüncü etkinliğe geldik. Okuduk, anladık, cevaplıyoruz. Bakalım okuduk, anlamış mıyız? Atatürk hangi özelliklere sahipmiş? Zeki, çalışkan, vatanperver özelliklerine sahiptir Atatürk. Orada gezen zeki ve çalışkan olması, kitap okuması. Atatürk'ün yurdumuzu düşmanlığından kurtarmak için ne yapmıştır? Atatürk asker olup düşmanla savaşmıştır. Bize asker olarak ne yapmış? düşmanlardan kurtarmıştır. Senin hangi özellikler Atatürk'ün özelliklerine benziyor? Vatan sevgim, kitap okumam, adaletli olmam benziyor diyebilirsiniz. Atatürk'e. Okuduğunuz metnin konusunu yazalım. Diye. Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikleri ve düşmanlardan bizi kurtarması anlatılıyor burada. Videoyu durdurup yazabilirsiniz tabii ki. Şimdilik Atatürk neler anlatmak isterdiniz, isterdin diyor. Tabii ki Atatürk'e sizin yapmanız gereken nedir? Bu yaptıklarından dolayı büyük bir teşekkür sunmaktır. En önemlisi budur. Çünkü hem vatanımızı kurtarmış, hem yenilikler yapmış, hem güzel bir ülke kurmuş sizin için. Evet, resme bakıyoruz, resimde gördüklerimizi anlatıyoruz. Bakıyoruz, Selim, bu çocuğun adı Selim'miş. Atatürk'ün hayatını anlatan bir kitap okuyor. Evet, resimlerinden anlıyoruz. Ee, B diyor, Atatürk kitap okuyor. Evet, bakın resimde Atatürk kitap okuyor. Atatürk'ün masasında birçok kitap var. Evet gördüğünüz gibi masasının üzerinde birçok kitap olduğunu görüyoruz. Resim böylelikle anlatmış olduk. Yedinci etkinlik. Merhaba arkadaşlar diyor. Cümleler yazarken bazı ataları ya yaptım. Onları düzelterek yazalım diyor. Evet en önemlisi de bir tanesi de bu konumuzun. Bizim vatanımız Türkiye'dir. Türkiye özel isim. Bir tane ülkemiz olduğu için ülke isimleri ne yapılır? Büyük yazılır, kesim işaretiyle ayrılır. Ben bunu yazdım. Siz cümlenin tamamını yazabilirsiniz. Atatürk savaşlarda millete liderlik yapmıştır derken Atatürk'ün A'sı hem özel isim hem de cümlenin ilk harfi olduğu için büyük yazılmalıydı. Ali ve Ayşe yine aynı zamanda özel isimler olduğu için büyük yazılmalıydı. Aynı zamanda Ali'nin A'sı cümlenin ilk harfi olduğu için de büyük yazılacak. Ali neden Atatürk gibi olmak istiyor? Ali'nin A'sı büyük olacaktı. Hem cümlenin ilk harfi hem özel isim olduğu için diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.